Çünkü İslam düşüncesi önderleri Ebu Hanife, İmam Maturidi ve Ahmet Yesevi Sempozyumu'nun ikinci oturumu olan İmam Maturidi ve Maturidi oturumu ile devam etmektedir. Sempozyumumuza geçmeden önce İzmir AK Parti Milletvekili Sayın Hüseyin Kocabıyık Beyefendi sempozyumumuza teşrif etmişlerdir. Kendisine hoş geldiniz diyoruz. Oturumu yönetmek üzere 9 Eylül Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Öğretim Üyesi Profesör Doktor Himmet Konur'u, oturum konuşmacılarımız Atatürk Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Öğretim Üyesi Profesör Doktor Mehmet Zeki İşcan'ı, Ankara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Öğretim Üyesi Profesör Doktor Sönmez Kutlu'yu, Ege Üniversitesi Türk Dünyası Araştırmaları Enstitüsü Öğretim Üyesi Profesör Doktor Nadim Macit'i sahneye davet ediyorum. Oturum konuşmacılarımızın her biri için ayrılan süre 20 dakika olup değerli konuklarımız sorularınızı konuşmacılarımıza yazılı olarak iletebilirsiniz. Görevli arkadaşlarımız sizle yardımcı olacaktır. Saygıdeğer hocalarım ve değerli dostlar, ikinci oturumumuza hoş geldiniz. Tekrar hepinize saygılar sunarak ikinci oturumumuzu açıyorum. Hoş geldiniz. Bu ikinci oturumumuzda yine inanç dünyamızın, düşünce dünyamızın önemli bir ismi üzerinde duracağız. İmam Maturidi üzerinde duracağız. Ömürlerinin önemli bir kısmını onu anlamaya ve anlatmaya tahsis etmiş üç değerli, saygıdeğer hocamız aralarımızda. Şimdi elimdeki listeye göre ben kendilerine söz hakkı vereceğim. Yalnız değerli dostlarımızdan serzeniş aldım salona girerken. Biz hepimiz ilahiyatçı değiliz. Hocalarımızdan istirham etsek biraz da ilahiyatçılık olmayanların anlayabileceği bir dille meramlarını anlatsalar iyi olur diye. Bunu da kendilerine bir vesile ifade etmiş olayım. Öncelikle uzaktan geldiler. Hocamız Erzurum'dan geldi. Profesör Doktor Mehmet Zeki İşcan beyefendi. Bize İmam Maturidi'de din ve şeriat ayrımı konusunda bilgi verecekler. Buyurun hocam. Teşekkür ederim. Efendim saygıyla selamlıyorum heyetinizi. İmam Maturidi'nin düşünce sisteminin esas unsurlarından bir tanesi din ve şeriat arasında yaptığı ayrımdır. Dini daha çok inanç ögeleri olarak ele alır İmam Maturidi. Bazen ibadetleri de dinin içerisine katma eğilimini taşır bazen. Şeriat derken de daha çok Kur'an'ın dünyevi hükümlerini, yasalarını, cezai müeyyidelerini söz konusu eder. Bazen ibadet ve dini amelleri de şeriat kapsamı içerisinde değerlendirme eğiliminde görürüz. İmam Maturidi'ye göre din birdir. Hazreti Adem'in dini neyse Hazreti Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'ın dini de odur. Dinde bir değişme olmamıştır. Ama şeriat çünkü Allah'a bağlanmıştır. Şeriatlar ise peygamberlere ve topluluklara bağladığı için onun özelliklerinden bir tanesi değişme göstermiş olmasıdır. Dolayısıyla İmam Maturidi'nin din ve şeriat ayrımı biraz
nes ile alakalıdır. İmam Maturidi neshe bir hükmün uygulama zamanının ortadan kalkması veya zamanın bitmesi olarak bir anlam vermektedir. Bu anlamda şeriatlerde nes olur. Dinde süreklilik vasfı varken şeriatlerde bir izafilik ve değişkenlik söz konusudur. Buradan hareketle şöyle dersek iddialı bir cümle kurmuş olmayız. İmam Maturidi'ye göre nes beşeri alanda mümkündür ve bu yüzden şeriat bir bakıma beşeri alanı temsil etmektedir. Allah dileseydi sizi tek ümmet yapardı. Ayetindeki tek ümmeti İmam Maturidi tek din olarak değil, tek şeriat olarak yorumlama eğilimindedir. Bu takdirde mana Allah dileseydi sizi neshedilmeyen tek bir şeriat üzerine kılardı olacaktır. Ama Allah denemenin yani imtihanın faziletinden dolayı bir şeriatı başka bir şeriatla neshetme yolunu tutmuştur. Yine İmam Maturidi şeriata sünnet anlamı da vermektedir. Millet anlamı vermektedir. Bazen millete sünnet anlamı vermektedir. Nitekim Hazreti Peygamber için Resulullah'ın sünneti denildiği gibi Resulullah'ın milleti ifadesi de kullanılmıştır İmam Maturidi'ye göre. El-yevme ekmeltü leküm dinekum. Bugün sizin dininizi tamamladım ayet. Bu ayete dayanarak bugün bile din kamil, şamil, her şeye muktedir. Bir yasalar bütünü olarak anılır. İmam Maturidi'ye göre bu ayetten böyle bir şey anlamak mümkün değildir. Çünkü dinin tamamlanması demek bu ayetten önceki insanların, sahabenin, sahabe-i kiramın dinlerinin eksik olduğu anlamına gelecektir. Bu nedenle dinin tamamlanmasını şeriatlara, farzlara ya da ameller arasında bir ilişkiye indirgememek lazımdır. Bu ayette İmam Maturidi farklı bir mananın olduğunu söyler. Ona göre yani dini kamil mana, dininizi ekmel yaptım demek, peygamber göndermek suretiyle dininizi kamil yaptım veya dininizi zahir kıldım anlamına gelmektedir. Din bu anlamda amellerden de farklıdır, ibadetlerden de farklıdır. Öyleyse dinde aşırı gitmeyi amellere veya ibadetlere münhasır kılamazsınız. Yani bu böyle olmaz. El-hulû fiddin amellerle ilgili değildir. Uluhiyet ve rububiyetle ilgilidir. Veya et-teşeddüt fiddin, dinde radikalizm, dinde teşeddüt dediğimiz şeyde sadece Allah hakkında yanlış konuşmak veya Allah'a iftira etmekle sınırlandırılmalıdır İmam Maturidi'ye göre. Diğer taraftan yine İmam Maturidi müjdeleyen ve uyaran peygamberler gönderdik ki insanların peygamberlerden sonra Allah'a karşı tutunacakları bir delil olmasın ayetini de bu anlamda değerlendirir. Ona göre bu ayette dinle alakalı değildir. Çünkü dinin lüzumu nasla veya semi'le değildir. Semi olmasaydı, olmasa da, vahiy olmasa da insanları Allah, Allah'ın birliğini bulacak derecede yetkin yaratmıştır. Dolayısıyla Allah, insan aklı Allah'ı bulacak yetkinliktedir. Peki bu ayet ne manaya gelir? Ona göre bu ayet sadece şerai ve ibadetlerle ilgilidir. Dinle ilgili değildir. Şimdi bu şekildeki bir din ve şeriat ayrımının İmam Maturidi'de çok sağlam temelleri, fikri ve dini temelleri vardır. Bir kere İmam Maturidi inancın hiçbir şekilde zorlamaya müsait olmayan yapısı üzerinde sıklıkla durur. Yani neden din inançtır der İmam Maturidi? Çünkü inancın oluşabilmesi için
zorlamanın olmaması lazım. Kalplere de baskı kurmak mümkün olmadığından dolayı din inançtır. Kalpte doğan inançtır. Fakat ameller üzerine insanların baskı kurması, inananlar üzerinde örneğin namazı, orucu bahane ederek bir tür egemen yapı meydana getirilmesi mümkün olduğu için bunları din kapsamında görmez İmam Maturidi. Çünkü din zorlama ile oluşmamaktadır. Yine bu dinde zorluk yoktur ayeti kerimesini biz genelde İslam'a girmeden önceki durum için söz konusu ederiz. İslam'a girdikten sonra zorluk başlar. İmam Maturidi'ye göre fiddin, yani bizzat dinin kendisinde zorlama yoktur. Yani bir kişiyi namaz kılmak için, oruç tutmak için, şu ibadeti yerine getirmek için zorlayamazsınız. Bir başka husus da şudur. Özellikle Hanefilik ve Maturidilik söz konusu olduğunda dini inancın muhtemel formu sadece kitap değildir. Kitapla birlikte topluluktur. Kitap her zaman topluluğa göre anlaşılmıştır. Bu yüzden akıl da bu formun içine dahil edilmiş olur. Tabir caizse Hanefilikte sosyal muhayyile ile pragmatik akılcılık hep yan yana yürümüştür. Bu yüzden Hanefilik ve Maturidilikte din şeriat ayrımı merkezi bir konumda, adı böyle konulsun veya konulmasın, merkezi bir konumda yer almaktadır. İmam Maturidi'ye göre bu özellikle Mutezili ve Maturidi kelamcıları da böyle düşünür. Akıl bağımsız bir bilgi kaynağıdır. Yani akıl sadece nas'ı anlama işleviyle sınırlandırılamaz. Akıl haber bilgi kaynağıdır, duyu organları bilgi kaynağıdır ama akıl da bağımsız bir bilgi kaynağıdır. Yani akıl kendi başına hiçbir göksel metne müracaat etmeden bilebilir. Bu konuda yetkindir akıl. Hatta aklın diğer bilgi kaynakları karşısında bir başka üstünlüğü vardır. Bir üstünlüğü vardır. Diğer bilgi kaynaklarında denetler akıl. Akıl çünkü Allah'ı bilebilecek güçtedir. Allah'ı tanır İmam Maturidi'ye göre. Evrenin yaratılış hikmetini kavrar. Dinin gerekliliğini bilir. Eşyayı yönetir ve sınıflandırır. Şüpheleri çözüme kavuşturabilir. İyi ve kötüyü ayırt edebilir. Evet, din ve şeriat ayrımının fikri ve dini temellerinden bir tanesi de İmam Maturidi'de, biliyorsunuz İmam Maturidi Ehlül Rey'dir. Ehlül Rey demek, şeriatı öyle akıllı makine olarak görüp bütün problemin çözümünü ona havale etmek demek değildir. Çünkü böyle yaparsanız o zaman reyden, görüşten, akıldan, sivillikten, insani güçten, insani yaratımdan hiçbiriniz kalmayacak. İnsan ne işe yarayacak? Halbuki İmam Maturidi'ye göre insan hüküm koyma selahiyetine sahiptir. Ulul emre ilgili ayetler bunu göstermektedir. Ulul emri daha çok istinbat yapmayı başarabilenler olarak yorumlama eğilimindedir. Çoğu kez İmam Maturidi. Ehlül istinbat. Yani hüküm çıkarabilme yetkinliğinde olan insanlar. Bizim bugün bile bu inna enzelna ileykel kitabe bil hakki li tahkuma beynen nas bima arakallah. Allah'ın indirdiğinizle, Allah'ın indirdiğiyle hükmetmen için seni gönderdik ayetini hep işte şöyle yorumlarız. Allah'ın indirdiğiyle hükmetmek lazımdır. Hükmetmeyenler kafirlerdir, fasıklardır. İmam Maturidi bu ayete başka bir mana veriyor. Ve diyor ki burada önemli olan bima arakallah. Allah'ın gösterdiği şekilde diyor. Bu Allah'ın gösterdiği şekilde demek hükmün büyük bir kısmının teemmül ve insani idrake dayandığını gösterir.
Aksi takdirde böyle söylenmezdi. Sadece derdi ki Allah insanlar arasında kitapla hükmedesin diye seni gönderdi. Yine İmam Maturidi'ye göre yaş, kulu ne varsa hepsi apaçık kitaptadır. Ayetine dayanarak bütün bilgilerin kaynağını, hükümlerin kaynağını Kur'an olarak görmek de yanlıştır. Çünkü bu ayetin böyle bir yorumla hiçbir alakası yoktur. Ayet-i Kerime her şeyin apaçık kitapta olmasını bildirmesi şu anlamdadır. Her şey Allah katında korunmaktadır. İnsan hüküm sahibi olduğu için de içtihat hakkına sahiptir. İmam Maturidi her fırsatta ayetlerden içtihadın meşruiyetine delil çıkarmada çok ısrarlıdır. Tebük seferine katılmamayı planlayanlara Resulullah'ın izin vermesini konu eden Allah seni affetsin, niçin onlara izin verdin ayetini bile içtihadın gerekliliğine bir izin olarak, bir delil olarak sunar ayeti kerimeyi ve burada Allah affetsin, niçin onlara izin verdin kısmının bir ithab, yani bir azarlama olmadığını, bunun insanların birbirleriyle muamelelerinde nasıl davranmaları gerektiğiyle ilgili bir terbiye metodu olduğunu ifade etmektedir. Yine İmam Maturidi, ehli kitaptan öylesi vardır ki ona yüklerle mal emanet etsen onu sana noksansız öder. Öyleleri de vardır ki bir dinar emanet etsen tepesine dikilip durmadıkça onu sana ödemez. Ayetinde geçen bir dinar konusunu ele alır ve buradaki bir dinarın özellikle bir dinar olmadığını, sembolik bir ifade taşıdığını söyler ve der ki burada miktarın bildirilmemesi içtihadın olmasını ortaya koyar. Ve çok daha önemli, bizim için çok daha önemli bir hususa dikkat eder. Biz şimdiye kadar içtihadı hep naslardan